Merhabalar. Bu eğitim videomuzdan itibaren Kotlin programlama diliyle Android'de uygulamalar yapmaya başlayacağız. Şimdiye kadar eğer Kotlin videolarımı izleyen arkadaşlarımız hatırlarsa ben IntelliJ'in arayüzünü kullanıyordum. Burada yeni bir proje açıp konularımızı işledik. Burada yeniden bir proje açmayı deniliyorum. Bakın New Proje'yi seçtiğimde şimdi Android'i tıkladığım zaman daha önce biz neyi kullanıyorduk? Hep Kotlin'i kullanıyorduk, değil mi? Ve Kotlin'de de Java Virtual Machine'i kullanıyorduk. Android'i tıkladığımda arkadaşlar şöyle bir ekran geliyor. Burada bazı uyarılar veriyor. SDK versiyonun güncellenmesi gerekiyor diye. Şimdi bu ekran aslında birazcık Android Studio'yu kullanan arkadaşlarımız bilirler. Aslında Android Studio'nun ekranı. Yani burası Android Studio'ya yönlendiriyor arkadaşlar. O yüzden ben artık IntelliJ'in bu ekranı kullanmayacağım. Bundan sonraki eğitimlerimde artık Android Studio'yu kullanacağım. Ve Android Studio'nun içinde Java kodlarını değil de artık bundan sonra Kotlin'i kullanacağız. O yüzden ben bunu kapatıyorum arkadaşlar. Burada işlem yapmayacağız. Ve ben Android Studio açıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Android Studio'da daha önceki versiyon, yani şu an resmi olarak Android Studio'nun şu an 8 Haziran haftasındayız. 8 Haziran günündeyiz. Şu an 2.3.2 versiyonu güncel olarak yayında. Eğer 2.3.2 versiyonu kullanıyorsak bunda Kotlin eklentisini eklememiz ve bazı ayarlar yapmamız gerekiyor. Ama ben bu videodan sonra bir video daha hazırlayacağım. Ben aslında şu an preview versiyon olan, tabi siz izlediğiniz zaman o versiyon gerçi resmi Android Studio'nun versiyonu olabilir. Şu an 3.0'ı anlatacağım ve o eğitim videosundan itibaren de 3.0'ı kullanacağım. Ama siz şu an 2.3.2'de bugün anlatacağım şeyleri yaparak siz bunun üzerinde de Kotlin'i çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada Kotlin eklentisini Android Studio'ya nasıl eklerim onu göstermek istiyorum. Arkadaşlar burada şu açılış ekranındayken Configure'ı tıklıyorum ve Plugins'i tıklıyorum. Buradayken şöyle açayım. Aslında dosya, yani proje açılmış halindeyken de File Settings ve Plugins'in içindeyken Install IntelliJ Plugin tıklamam gerekiyor. Burada da aynen onu install JetBrains. Bakın orada da JetBrains plugin diyor. Buraya tıklıyorum ve burada arkadaşlar Kotlin'i arıyorum. Bakın burada Kotlin'de bir sonuç geliyor ve bunu install ediyorum arkadaşlar. Evet, install ettikten sonra restart Android Studio diyor arkadaşlar. Tıklıyorum. Restart diyorum ve Android Studio'nun yeniden açılmasını sağlıyorum. Şu an ilk satırdaki bu işlemi yaptık arkadaşlar. Evet, Android Studio şu an arkadaşlar açılıyor. Açıyorum. Evet. Mesela bunun ismi ilk Kotlin projem olsun arkadaşlar. Next diyorum arkadaşlar. Burada next diyorum arkadaşlar. MPT projeyi seçiyorum arkadaşlar. Ve finish diyorum. Sayfamız açıldı. Proje açılmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, sayfamız açıldı. Biz sadece şu ana kadar ne yaptık? Bir eklenti ekledik ama halen de dikkat edin. Bizim burada Java dosyalarımız devam ediyor. Şimdi ben bu sayfadayken arkadaşlar Ctrl şu ekranda açayım. Ctrl Shift ve A tuşlarına basıyorum arkadaşlar. Buradayken Ctrl Shift ve A. Böyle bir arama kutucuğu çıkıyor arkadaşlar. Bunun içinde şunu ben arıyorum arkadaşlar. Convert Java file to Kotlin file. Bunu kopyalıyorum.
Bir daha Ctrl Shift A diyorum ve bunun içine yapıştırıyorum. Arıyorum arkadaşlar bunu. Bakın bir şey geldi. Bunu tıklıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın burada dikkat edin. Artık benim klasım değişti. Ve şurada da Java koduna dikkat edin. Aslında buraya Java yazıyor ama aslında Java değil. Bak bu artık Kotlin yazıyor. Evet Kotlin'de şu an böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Şimdi bu kadarıyla bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Ben burada şuradaki gradle'larımızı kontrol ediyoruz arkadaşlar. Ben bir kere şu her iki gradle'da da Kotlin'i çalıştırabilmem için eklentiler yapmam lazım. Bunları da nereden öğreniyorum arkadaşlar? Kotlin dilini Google'dan arıyorum tekrardan. Kotlinlang.org sitesi geliyor arkadaşlar. Bunun içinde Learn'ı tıklıyorum arkadaşlar. Tutorials'ı tıklıyorum arkadaşlar. Burada Getting Started with Android Development'ı tıklıyorum. Ve bana biraz önce anlattığım bu settings'ten eklenti eklemeyi anlatıyor. İlk proje nasıl açılır anlatıyor. Geliyor şu kısmı anlatıyor. Biraz önce yaptığımız Kotlin'e çevirmeyi anlatıyor. Ve burada arkadaşlar bazı eklentileri ben çalıştırmam lazım. Neler çalıştırmam lazım? Onları şimdi göstereceğim sizlere. Oradan devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben burada Build Gradle'ın içindeyken buradayken arkadaşlar yine o sayfadan da göreceksiniz arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Şunu classpath.org JetBrains şu ifadeyi şuradaki kodun versiyonuna da dikkat ederek en son versiyonu neyse yani ben şu anki ben bu tarih itibariyle bu var. Ben bunu alıyorum arkadaşlar. Kopyalıyorum. Geliyorum ben buradaki şu dependencies kısmına bunu yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu bir. İkincisi model kısmına gidiyorum. Burada da arkadaşlar sayfanın en başına yine bu web sitesinden de göreceksiniz arkadaşlar. Orada anlatıyor. Bakın en başa Kotlin Android plugin'ini ekleyin ve com.android application bunu ekleyin diye uyarıyor. Ben ayrıca Kotlin extensions da dahil ediyorum. Ve bunları alıyorum arkadaşlar. Kopyalıyorum. Ben oradaki şu ifadeleri şunları alıyorum. Ve gidiyorum. Buradaki modül kısmında Gradle'ın modül kısmında bunları yapıştırıyorum arkadaşlar. Ve Synchronize diyorum arkadaşlar. Bu senkronizasyon sonunda arkadaşlar ben main activity'me yine gidiyorum. Buradaki main activity'me. Bakın burada configure diye bir şey var arkadaşlar. Bunu tıklıyorum. Android with Gradle'ı tıklıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir uyarı geliyor. Kotlin faslında versiyon ne olsun? OK diyorum arkadaşlar. Ve böyle bir uyarı geliyor. Synchronize et diyorum arkadaşlar. Tabii ki şu ifade, şuradaki JetBrains'in şu ifadesini siliyorum arkadaşlar. Eklentiyi ben yapıştırmıştım. Senkronizasyon tamamlandı arkadaşlar. Dediğim gibi dependency'e bunu ekliyoruz. Diğer modül kısmında da şunu tekrardan gidelim. Burada da bu eklentilerden bakıyorum. Pluginlerden şunlardan biri fazlalık arkadaşlar. Bunu tekrardan silebiliriz. Bu üçü olacak arkadaşlar. Yani Kotlin Android, Kotlin Android Extension ve Com Application. Bunu ben şurada şu şekilde gösterdim size. Bu burada olacak. Diğer kısımda da dediğim gibi JetBrains Kotlin'in şu dependencies kısmında bu olacak. Şimdi bunlar arkadaşlar yapmışken şimdi biz gidelim. Java kısmına gidelim. Her ne kadar ismi Java dese de main activity'mize gidelim. Burada bir main activity'miz Java kısmı var. Resource kısmında layout. Bunlarda hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Layout kısmını tıklıyorum. Aslında burada açıktı. Evet arkadaşlar burada bir hello world ifadesi var şu an dikkat ederseniz. Bunu tıklıyorum. Bunun ismi ID'nin ismi ben şöyle tıklayayım tekrardan. Hatta text kısmına gidelim. Buna bir ID verelim arkadaşlar. ID'si text view text diye bir ID veriyorum arkadaşlar. Şimdi ilk kodumuzu main activity'ye gidelim. Burada bakın arkadaşlar text view'i ben çağırıyorum. Aynı ismi buradan. Şu isim TV text'i çağırıyorum.
tvtext.text diyorum arkadaşlar. Ve eşittir diyorum. Çift tırnak içerisinde merhaba dünya diyorum arkadaşlar. Bunun üzerindeyken şöyle bekleyelim. Bakın alt enter'a basarak, alt enter'i tıklayarak import ediyorum. Arkadaşlar Java'da kod yazarken ne yapıyorduk? İlk önce buraya bir text view diyorduk. Ondan sonra buraya geliyorduk. Diyorduk text view eşittir bir text view'dir. Find view by id r.id. tv text diğer isim neyse aynen yazıyorduk. Bakın burada bunlar hiçbirini yapmaya gerek yok. XML kısmındaki ben id'sini alıyorum. Aynen burada çağırıyorum. Bir tane import etmem gereken şeyden bahsediyor ve gördüğünüz üzere main activity ve main'de bulunan yani XML kısmında bulunan bunu import ederek tek bir satırla merhaba dünyayı yazdık. Bunu da run ettiğimizde arkadaşlar ki run edelim. Evet buradan ben Genymotion'u açtım arkadaşlar alttan. Şimdi bunun açılmasını bekliyoruz. Evet ilk Kotlin projem diye şu an proje oluştu. Yavaş yavaş açılıyor arkadaşlar. Evet merhaba dünya yazdım. İlk projemizi de Kotlin'de oluşturmuş olduk arkadaşlar. Ama Android versiyon 2.3.2'de bu işlemi yaptık arkadaşlar. Tekrar etmek gerekirse neler yaptık arkadaşlar ben bunu şöyle söyleyeyim. Öncelikle bir tane biz Kotlin pluginini file settings plugins yani şuradan oradan da yapabiliriz arkadaşlar onu da göstereyim file. Buradan arkadaşlar settings'i tıklayarak gelen sayfadan plugins'i tıklayarak arkadaşlar ya buradan da install JetBrain plugin aynı işlemler yine devam ediyor arkadaşlar. Direkt tekrar yapmayayım. Install JetBrain plugin kısmından Kotlin'i indiriyoruz. Ve daha sonra açılan projemizde de Convert Java File to Kotlin file'ı Ctrl Shift A ile yazıyoruz. Ve daha sonra projelerde şu eklentileri yaparak ilk projemizi Kotlin'de oluşturuyoruz. Arkadaşlar bu 2.3.2'de bu kadar çok uzun işlem var. Bunu ben bu şekilde devam ettirmeyeceğim. Bir sonraki videomda ben 3.0'ı direkt kuracağım. Her ne kadar beta sürümünde olsa da biz ondan devam edeceğiz. Ve ondan giderek direkt açılış kısmında projeyi Kotlin'de çalıştır deyip projemizi devam ettirebileceğiz. Bu videomda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.